Arkadaşlar, bu sorunun mantığını esas alın. Bakın, sorunun mantığını esas alın. Ben bu tarzda bir soru bekliyorum. Şimdi görüyorsunuz ekranda yeni nesil. Arkadaşlar, şu ekranda gördüğünüz soru, tamam mı? Şekilli de olsa, şekilsiz de olsa çıkabilir. Aynı soruyu şekilli de sorabiliriz, şekilsiz de sorabiliriz. Burada şeklin olup olmaması sizi ilgilendirmiyor. Önemli olan ana mantık. Ben aynı sorunun şekilsiz sorulduğunu da biliyorum. Şimdi bütün bu detayları A'dan Z'ye açıklayacağım. Şimdi bana diyor ki Celal 233 tane kibrit çöpü kullanarak düz bir çizgiye yukarıdaki gibi toplam 32 tane kare ve beşgenden oluşan ve her iki geometrik şeklin arasında üçer tane kibrit çöpünün bulunduğu bir dizilim yapmıştır. Evet. Celal geometrik şekilde başladığı bu çalışmayı yine geometrik şekilde bitirmiştir. Buna göre Celal kaç tane beşgen yapmıştır? Arkadaşlarım, sınavda bu tarz soruyu görürseniz ilk başta bir afallama yaşayabilirsiniz. Ama daha sonra şu kavrama çok dikkat edin. Bakın diyor ki geometrik şekilde başladığı bu çalışmayı yine geometrik şekilde bitirmiştir diyor. Şimdi örüntüde bana bir ipucu vermiş. Diyor ki sen diyor bir geometrik şekilde başladın. Tamam mı? Sen diyor bir geometrik şekilde başladın. Araya 3 tane çizik koydun. Geometrik şekil olarak devam ettin. Böyle yine geometrik şekil koydun. Devam. En sonunda burada yine çizgi var. 3 tane yani küpçük var. Daha sonra yine geometrik şekilde bitirdim. Bak ne oldu? Geometrik şekilde başladım. Geometrik şekilde bitirdim. Yani bu geometrik şekil dörtgen de olabilir. Yani yukarıdaki gibi kare de olabilir. Beşgen de olabilir. Onu birazdan konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yakalamalıyım? Arkadaşlar şöyle bir inceleyin. Eğer şöyle olsaydı. Bakın. Bir burada bir burada iki geometrik şekil varken aradaki şu çizgilerden kaç tane var? Bir tane var. Dikkat edin. Eğer 3 tane geometrik şekil olsaydı kaç tane var? 2 tane. Demek ki geometrik şekil sayısının bir eksiği kadar şu üçlüden kullanıyor. Bak dikkat edin. Geometrik şekil sayısının bir eksiği kadar. Çünkü niye? Başlarken geometrik şekille başlıyor, bitirirken de geometrik şekille bitiriyor. Bu sorunun en önemli ana noktası burasıydı arkadaşlar. Demek ki benim burada o zaman 32 tane geometrik şeklim varsa, benim burada 32 tane geometrik şeklim varsa, o zaman şu aralardaki üçlülerden kaç tane var? Bu üçlülerden tam 31 tane var arkadaşlar. Bakın bunu yazalım. 31 tane bu üçlülerden var. Güzel. Çünkü niye? 32 tane geometrik şekil var. Geometrik şekil sayısının bir eksiği kadar olacak. Unutmayın bunu. Birazdan sizi şok edeceğim. Eğer şok etmezsem ben bu işi bırakırım. Tamam, birazdan sizi şok edeceğim. Sıkı durun şimdi. 4 tane yani kibrit çöpü kullandığı kare. Bu da ne arkadaşlar? Beşgen. Ben şimdi kare sayısını bilmiyorum x diyeyim. Beşgen sayısını bilmiyorum y diyeyim. Kare sayısı ile beşgen sayısı kaç arkadaşlar? Toplam 32 tane kare ve beşgen diyor. Yani x artı y ne olacak arkadaşlar? 32 olacak. Tamam, eyvallah. Peki bir karede kaç tane kibrit çöpü kullanıyor? 4 tane. O zaman 4x. Peki bir beşgende kaç tane kibrit çöpü kullanıyor? 5 tane. O zaman 5y. Sakın ha bunları toplayıp da 233 demeyin. Demeyin. Çünkü arkadaşlar ne diyor bana? 233 tane kibrit çöpü kullanarak 32 tane kare ve beşgenden oluşan ve her iki geometrik şeklin arasında 3'er tane kibrit çöpünün bulunduğu bir dizilim diyor. Yani benim burada şu anda arkadaşlar kare ve beşgenlerden elde ettiğim kibrit çöpleri var ama bir de benim şu üçlülerimden, şu başımın belası olan üçlülerden elde ettiğim şekiller de var. Bunlar bir geometrik şekil değil. Aralardaki kibrit çöpleri. Kaç tane var bunlardan? 31 tane. 31 ile de 3'ü çarparsak ne yapar arkadaşlar? 93 yapar. İşte ben burayı topladığım zaman ne olacak? 233 olacak. Arkadaşlar ondan sonra yapmanız gereken olay bu denklemi çözmek. Şu 93'ü bu tarafa attığınız zaman ne yapar? X artı y eşittir 32. Bu taraf atın. 4x artı 5y eşittir 140 yaptı. Bana ne söylüyor? Beşgeni. O zaman ben neyi yok edeyim? X'i yok edeyim. Eksi 4 ile çarpın. Eksi 4x, eksi 4y. 4 kere 2 8. Eksi 128. Arkadaşlar taraflara topladım çat çat. 5y'den 4y gitti. Y. 140'dan 128 gitti. O da ne geldi arkadaşlar? Y eşittir 12 geldi. Demek ki 12 tane beşgen kullanmış. Tamam mı? Bak mantığını anladık değil mi? Buradaki en püf nokta neydi arkadaşlar? Şu detaydı. Şu sevimsiz detaydı. Neydi o detayımız? Bakın diyor ki geometrik şekille başlayıp geometrik şekille bitirmiş. Bu bize örüntüyle ilgili en büyük ipucunu veren cümle.
Şimdi arkadaşlar bak şimdi beni lütfen beni bir dinleyin. Arkadaşlarım aynı soru bakın o sorunun aynısı bu. Şu televizyonu bir silelim. Yektuğ TV'mizi bir kapatalım. Bakın aynı soru bu. Bu hani problemler denemelerinde olan bir soru. Hocam diyeceksiniz nasıl aynı soru ya? Ya aynı soru kardeşim aynı soru. İşte yeni neslin mantığı bu. Yani ben size demek istiyorum ki arkadaşlar size şekilli de sorsa şekilsiz de sorsa bu işin mantığı aynı. Şimdi beni dikkatle takip et. Saat 8'den 15'e kadar olan program var. Reklam ile başlayıp reklam ile bitiyor. Reklamla başlıyor, reklamla bitiyor. Diyor ki her reklam 5 dakika tamam. Bu TV kanalı 25'er dakikalık ve 20'şer dakikalık ders videoları oynatıyor. Ona da tamam. Her iki ders videosu arasında bir reklam var. Tamam. TV kanalı 15 ders videosu oynatmış. Ona da tamam. 25'er dakikalık video sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar reklamla başladım. Ders videosu oynattım. Bir daha reklam verdim. Ders videosu oynattım. Bir daha reklam verdim. Ders videosu oynattım. Bir daha reklam verdim. Böyle böyle geldim. En son ders videosu reklam. Çünkü bana ne diyor? Bak reklam ile başlayıp reklam ile bitmiştir. Bak az önceki soruda neydi arkadaşlar? Geometrik şekilde başlayıp geometrik şekilde bitirmişti. E burada ne var? Reklam ile başlayıp reklam ile bitiriyor. Eyvallah. Tamam. Şimdi ben buradaki 25'er dakikalık video sayısına ne diyeyim arkadaşlar? 25'er dakikalık video sayısına x diyeyim. 20'şer dakikalık video sayısına da y diyeyim. Toplam kaç tane bir ders videosu oynatmışım? 15 tane. Peki 8'den 15'e kadar kaç saat var? 7 saat. Her saat 60 dakika olduğu için 7 çarpı 60'tan ne geliyor? 420 dakika geliyor mu? Tamam. Ben şimdi 25'er dakikalık ders videolarından x tane oynattım. Mesela 10 tane olsaydı 250 dakika olurdu. Ne yaptın? Çarptın. O zaman 25 çarpı x dersin bu ders videolarının oynatıldığı süre. 20 çarpı y dersin bu ders videolarının oynatıldığı süre. Sakın ha eşitleyip 420 deme. Burada detay var. Detay var. Detay ne? İşte iş detayda gizli. Reklamlar var. Bak 15 ders videosu varsa kaç reklam var? Dikkat et. Bir ders videosu olsaydı 2 reklam. 2 ders videosu olsaydı 3 reklam. Çünkü niye? Reklamla başlayıp reklam bitiyor. 15 ders videosu varsa eğer 16 reklam var. Bak bu sefer bir fazlası oldu. İşte Yektuğmat seni her şeye karşı hazırlıyor. Kitaplarımın amacı budur arkadaşlar. 16 tane reklam var. Her reklam kaç dakika? 5 dakika. O zaman 16 ile 5 çarptığım zaman ne yapar? Reklamlar sadece 80 dakika sürmüş. Ve bunları toplarsam 420 yaptık. Arkadaşlar bu tarafa atarsam eğer 25x artı 20'ye eşittir. 340 yapıyor. Bana 25 ile ilgili soru soruyor. Bunu yok etmem lazım. Eksi 20 ile çarpalım. Eksi 20x eksi 20'ye çarp 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 çarp. Eksi 300. Taraf tarafı topla. 5x eşittir 40 yapar. 40 da 5x 40 ise x de ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. İşte yeni nesil problemler deşifre ederken bunu diyorum kardeşim bunu diyorum. Sana aynı soru sözel de sorulabilir. Sana aynı soru şekilde de sorabilir. Kimse bunu görüyorsunuz. Maalesef ben artık televizyona çıkacağım arkadaşlar. Diyor ki aa yeni nesil kaçıyor gidiyor bir yere. Ya kardeşim ne kaçıyorsun ya? Denklemlerle ilgili ben çocukken ne varsa aynısı var. Bu mantık da nereden türetilmiş? Hani koyunların ayakları, tavukların ayak sayıları vardı ya. Burada bir koyunun işte burada bir hayvan var. Bunun 20 ayağı var. Bir hayvan var 25 ayağı var. Tamam mı? Bir de burada bir detay var işte. Hayvanların yanında koyulmuş bir detay var. Aynı mantık bizim eskiden ilkokulda öğrendiğimiz mantığın üzerine hikayeler geçiştiriliyor abi. Geçiştirildiği zaman sen de sınavda göremedin mi bunu? Maalesef sen de o sınavı geçemiyorsun. Arkadaşlar yeni nesil falan filan hikaye problemleri bu şekilde anlayacaksınız. İşte bu mantık ÖSYM mantığı. Şimdi benim problemler kitabımda mesela bazı şekilli sorular var. Arkadaşlar diyor ki hocam çok fazla yeni nesil olmamış mı? Arkadaşlar ben bu soruyu böyle de sorsam istersen böyle de sorayım. Bu iki soru aynıdır. Bakın bu iki soru aynıdır. Tamam mı? Bak problemler kitabımda şimdi şöyle baktığınız zaman arkadaşlar böyle şekilli sorular da var. Ya kardeşim bak mesela burada kutu sayma sorusu var. Bu benim problemler kitabım. Şimdi bu burada kutu sayma sorusu olsa ne olur? Kutuları çizsen ne olur? Çizmesen ne olur? Bunu sözel de tarif edebilirsin. Ama ÖSYM artık böyle sözel tarif etmek yerine şekillerle tarif etmeye başladı arkadaşlar. Ha yarın gün burası kibrit çöpü değil. Başka bir şey olur. Bir küp çizer. Başka bir şekil çizer. Başka bir bileklik yapar. 4 taştan oluşan bileklik. 5 taştan oluşan bileklik. Araya da 3 tane halka atar. Bak bu da olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Ama burada arkadaşlar en önemli ana nokta ne? Denklemin mantığını anlamak. Bana bazı arkadaşlar kızıyor. Ya hocam diyor. X yerine diyor 32 eksi x. Bak canım tatlım ben bu işi ilk defa yapmıyorum.
Sen burada x, y dediğin zaman şu kafayı kasmıyorsun, kasmıyorsun. Şu kafayı kasmıyorsun. Sen buraya 32 eksi x dediğin zaman soru bir yerden sonra karman çorman oluyor. Bu beyni sınavda yorduktan sonra sınavdan bir fayda bekleme. Önemli olan soruları hırpalanmadan çözmek. Ben bir soru çözümüne giriyorum abi. Dayak yemişim. Ben bir kavga giriyorum. 25 tane yumruk yemişim ama rakibi de dövmüşüm. Tamam öyle ama ben o sadece o rakibim değil ki. Bu soru sadece senin için değil ki. Ondan sonra seni bir sürü soru bekliyor. Önemli olan kendinizi yormadan problem çözebilmektir arkadaşlar. Bu problem soru iki tane problem sorusundan ibret alın.